Sen hayatı yaşa, koş, terle ve doya doya su iç diye. Biz dünya çapındaki Atatürk Barajı'nı, Manisa Gördes Barajı'nı, Tekirdağ Naipköy Barajı'nı, Ağrı Yazıcı Barajı'nı, Alanya Dim Barajı'nı ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki yüzlerce baraj ve göleti hizmete sunduk. İstanbul'a hayat verecek Melen Barajı'nı, Kilis bölgesinin içme suyunu karşılayacak Yukarı Afrin Barajı'nı ve inşaatları devam eden onlarca baraj ve göleti tamamlıyoruz. Su gibi berhudar olunsun, mutluluklar paylaşılsın diye. Biz 81 ilimizde 46 milyon vatandaşımıza 320 adet içme suyu tesisi imar ederek yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp menba suyu kalitesinde içme suyu sağlıyoruz. Hazırlanan içme suyu eylem planıyla 81 ilimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanmasını planlıyoruz. Melen sistemindeki suyu İstanbul'a getiren Melen İshalatı, Avrupa'nın en büyük arıtma tesisi olan Cumhuriyet Arıtma Tesisi ve iki kıtayı birleştiren ilk su tüneli olan 5,5 kilometrelik Boğaziçi Tüneli, büyük kısmı tünel açma makineleri kullanılarak oluşturulan Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Ankara İçme Suyu Projesi Gerede Sistemi, Göksu Çayı'nı Gaziantep'e taşıyan İshale Hattı, yükleme havuzu ve Düzbağ Barajı tamamlanıncaya kadar içme suyu sağlayacak regülatörle Gaziantep Düzbağ İçme Suyu Projesi ve diğer onlarca projeyle Türkiye'nin her yerine içme suyu götürüyoruz. Yerli mühendislik teknolojileri kullanarak tamamladığımız 83 adet modern içme suyu arıtma tesisiyle günde 8,5 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretiyoruz. Öz kardeşlerimiz susuzluk çekmesin diye biz dünyada eşi benzeri olmayan bir mühendislik yöntemiyle denizin altından 80 kilometrelik borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Bugün Anadolu'dan gelen suyla Akdeniz'in bu güzel adası suya, can suyuna kavuşuyor. Mersin Alaköprü Barajı'ndaki yıllık 75 milyon metreküp suyu Kıbrıs Geçitköy Barajı'na aktarıp en modern tesislerde arıtarak kullanıma sunduk. Suriyeli mazlumlara umut olalım diye biz Türkiye'deki çadır kentlerde 47 su sondaj kuyusu açarak 550 bin mülteciye içme ve kullanma suyu sağlarken Suriye'deki Çobanbey, Azez, Marea, Elbap bölgelerinde 68 adet su sondaj kuyusu açarak çok zor şartlar altındaki 432 bin Suriyeli insanı suya kavuşturduk. Uzak diyarlardaki hayatlar suyla buluşsun diye biz Afrika kıtasındaki birçok ülkede 458 kuyu açıp 1 milyon 750 bin insana sağlıklı ve temiz içme suyu sağladık. Teçhizat ve eğitim desteği vererek kendi sularını kendilerinin çıkarması için tüm gayretimizi gösterdik. Cibuti'deki baraj inşaatımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Tabiat temiz kalsın, su kaynakları korunsun diye en modern sistemler kullanarak inşa edip donattığımız atık su arıtma tesislerimizde doğamızı kirleten evsel suları temizliyoruz. Son bilimsel teknikler ışığında çeşitli filtreleme işlemlerine tabi tuttuğumuz kirlenmiş sularımızı kullanılabilir temiz su haline getiriyoruz.
Elde edilen arıtılmış suyu deniz ve nehir yataklarına deşarj ederek kirlenmenin önüne geçiyor, bu sayede denizlerdeki ekolojik dengeyi korurken su kaynaklarımız olan nehirlerimizin de temiz ve tabii kalmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Ergene Nehri'ni kirleten atık suların önlenmesi için Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda başlatılmış olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'yla 12 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve toplamda 21 kilometrelik atık su kolektör hattı inşa edilerek insan, çevre sağlığı ve doğal yaşamın devamlılığı konusunda önemli bir adım atılmıştır. Projede yer alan tüm tesislerin hayata geçirilmesiyle günde 180 bin metreküp atık su arıtılacaktır. Bir damla suyun bile önemli olduğu dünyamızda tarlalarımızdan bereket fışkırsın diye temizlenip arıtılmış sularımızı tarım sektöründe de değerlendiriyoruz. Sulama suyu olarak da kullanılan arıtılmış sularımız mahsulde verimliliğe ve üretim artışına sebebiyet vererek refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yüzlerce mühendislik harikası esere imza atarken dur durak bilmeden yenilerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Enerji alanındaki hidroelektrik santralleri Türkiye'de yanan her 3 ampulden birini aydınlatarak temiz ve yenilenebilir enerji sağlarken tarım sektöründe yapılan yüzlerce kilometre uzunluğundaki sulama kanalları, tüneller, kapalı basınçlı sulama sistemleri binlerce çiftçimizin yüzünü güldürmektedir. Taşkın koruma tesisleri, yerleşim yerlerini sel ve afetlerden koruyarak can ve mal kaybının önüne geçmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tüm bu faaliyetlerle milyonlarca insanımıza refah, istihdam, sağlık ve nihayetinde daha iyi bir hayat sunarak hizmet etmeye aralıksız devam etmektedir. Suyu koru, geleceği yaşat.